Bunlardan birincisi ateş püsküren öküzlere boyun eğdirip Kaya adı verilen bir savaşçı ordusu vücudunun parçalarını denize atıyor. Bu şekilde dikkat dağıtıyor. Aynı zamanda Yason'dan olan iki çocuğunu da öldürüyor. Kendi çocuklarını öldürüyor. Ve ülkesine geri dönüyor. Evet, şu an Avrupa Meydanı'nın tam da orta yerinde yer alan Medea heykelinin altındayız. Medea heykeli, şöyle birazcık meydanı kısaca bir daha tekrar göstereyim. Gözünüzü de canlanması için. Medea heykeli. Medea heykeli, Gürcülerin mitolojik geçmişine ve bir kol prensesi olan Medea'nın anısına Mimar David Kmalatsa tarafından 1 milyon liraya yapılmış ve Haziran 2007'de halka açılmış. Öncelikle heykele biraz yakından bakacak olursak, heykelin elinde bir altın postu bulunuyor. Altın postu ne, bunu anlatalım. Altın post, Yunan mitolojisinde zenginliği, gücü ve iktidarı sembolize ediyor. Milattan önce 3. yüzyılda Rodos'ta yaşayan bir şair olan Apollonius tarafından yazılan Argonetika'da Yason ve Argonotların altın postu almak için yaptıkları efsanevi yolculuğu anlatıyor. Yason'un amcası Pelias, Yason'un babası Aeson'a ait olan Tesalide'deki Ilikos tahtını işgal eder. Pelias altın postu Kolt'ten alırsa krallığı Yason'a teslim edeceğine söz verir. Apollonius'un eserine göre Medea Kol kralı Aetes'in kızıdır. Yason ve Argonotlar efsanevi bir yolculuktan sonra Kol şehrine varırlar. Burada heykelin alt kısmında Argonotları ve Yason'u taşıyan Argo gemisini ve Argonotları gösteren figürler de var. Bunları da biraz yakından inceleyelim. Yason Kol'e geldikten sonra kraldan altın postu almak istediğini söylüyor. Kral altın postu vereceğini söyler. Ancak bunun için bazı şartlar öne sürer. Altın postu almak o kadar kolay değil. Bunlardan birincisi ateş püsküren öküzlere boyun eğdirip başlarına boyunduruk geçirip bir tarlayı sürdürecek. Sonra bir ejderhayı öldürmesi gerekiyor. Ejderhanın dişlerini toprağa gömecek ve ejderhanın dişlerinden çıkan savaşçıları yenmesi gerekiyor. Son olarak da uykusuz bir ejderha var, altın postu koruyan. Bunu da öldürüp postu alması gerekiyor. Aetes'in kızı Medea, Yason'a ilk görüşte aşık oluyor. Medea bitkilerden çeşitli zehirler ve ilaçlar üreten birisi. Hatta bu konuda bir rivayet de var. Medicine kelimesinin, yani İngilizce ilaç kelimesinin kökeninin de Medea'dan geldiği iddia ediliyor tüm kaynaklarda. Her neyse, hikayemize dönecek olursak Medea ilk görevinde Yason'u öküzlere alevlerinden koruyan bir merhem sağlıyor. Daha sonra Yason bir ejderhayı öldürüyor ve dişlerini tarlaya dikiyor. Dişlerinden Sportaya adı verilen bir savaşçı ordusu filizleniyor. Medea daha önce Yason'u bu savaşçılar hakkında uyarıyor. Bu savaşçılar fazla zeki değil ve onları nasıl yenileceğini anlatıyor. Onlara saldırmadan önce kalabalığa bir kaya atıyor. Taşın nereden geldiğini anlayamayan askerler birbirine giriyor ve bir şekilde bunları da yeniyor. Son görevi olan altın postu koruyan uykusuz ejderhayı Medea tarafından verilen bitkilerden damıtılmış bir iksir kullanarak uykuya daldırıyor ve Yason altın postu bu şekilde alıyor. Bunların her ikisinin bu şekilde işbirliği yapmasını anlıyor kral. Yason ile Medea birlikte yola çıkıyorlar, kaçıyorlar. Ve Medea kaçarken onları kovalayan babasını yavaşlatmak için abisi Apsiritus'u öldürüyor ve vücudunun parçalarını denize atıyor. Bu şekilde dikkat dağıtıyor. Gerçekten çok bu konuda farklı rivayetler de var ama çok vahşi bir yöntem. Ve Aetes onları toplamak için duruyor. Dolayısıyla bu şekilde vakit kazanıp kaçıyorlar. Başka rivayetlerde Aetes'in aslında bu kovalamaya katılmadığı, oğlunun gittiği peşlerinden ve Apsiritus'un da Yason tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ama her iki durumda da Medea ve Yason kaçmayı başarıyor. İkili arasındaki bu ilişki bir süre sonra bitiyor. Yason, Kreon'un kızı Creusa ile evlenmeye karar veriyor. Ve tabi bu durumda Medea çılgına dönüyor. Hatta gelinlik gönderiyor Creusa'ya, zehirli bir gelinlik. Bunu giyiyor ve zehirlenerek ölüyor.
Aynı zamanda Yason'dan olan iki çocuğunu da öldürüyor. Kendi çocuklarını öldürüyor. Ve ülkesine geri dönüyor. Tabii Euripides ve Seneca'nın anlattığı medya anlatımları birbirinden farklı. O yüzden medya karakteriyle ilgili de bariz farklılıklar var her iki eserde. Seneca genelde daha korkusuz, zalim, büyücü bir karakter ortaya koymuş. Euripides'in medyası ise daha aşkla hareket eden, insancıl yönleri ön plana çıkan bir karakter. Tabii bu hikaye daha böyle bu şekilde uzayıp devam ediyor yani Medea'nın. Daha sonra döndükten sonra intikam almak için Medi İmparatorluğunu kurması vesaire gibi detaylar da var ama daha fazla artık detaya boğmak istemiyorum. Son olarak birazcık artık akşam da oldu. Etrafı biraz son bir kez görelim. Çünkü son derece keyifli bir ortam var. Akşam oldu. Şehrin ışıkları yanmaya başladı. Son bir kez bir Avrupa meydanında birlikte beraber bakalım. Sonra da sizlere veda edeyim.